Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal kündülük haberler programımızı görüşenlerine karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve Dünya Kün Tertifidiki en muhim haberlerine huzuruna sunumuz. Kınem istiklalar ikranımız olsun. BBC Gazze'deki ölüm yetim hakkında dokulat ilan kıldı. Angliya radio şirketi BBC 20 dekabr tekşürüş dokulatı ilan kılıp, Gazze'deki ölüm yetimden okşının yakınkı zamanda körülüp bakmağanlıkını aşkarıldı. Dokulatı bildirilişçe Hamas Sahiye Ministerliğinin sallık malumatlarda uruş doğutulgan 7 günlük hesapka almağanda, İsrailiyanın hücumada her günü otur hesap bilen 300'ge yakın adam öldürülgen bulup, Dünya Sahiye Teşkilatı'nın yarışarı ciddi ekvallarga takabül duruş işlerinin direktörü Richard Berin'dan Hamas Sahiye Dairleri Gazze'de öldürülgenlerinin sahne hakkıda ilan kılgan haberlerinin işencilik ikerlikige işindigallıkını etkan. Gazze'de nurgun doktorlarının eğitişçe öldürülgenlerinin sahne haberlerde ilan kılıngan sandın köp yukarı buluşu mümkün olup, mezkur sallar veyran bolgan binalarının aslada kümülüp kalgan ya ki doktorhanaga elip berilmegan cesetlerini öz içige almaydiken. Dokulatta dünyanın her kaysi caylarıdaki tokunuşlarda kaza kılganlarının sahnini tetkik kıldıgan Profesör Michael Spagat'nın sözleri nakil edilgan bulup, onun eğitişçe Gazze uruşu ölüş nispeti intayin tiz bolgan bir uruş bulup, o tetkik kılgan 2003 yıldaki Irak uruşu, Kolombiya'daki içki uruş, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'deki uruş ve ilgirki İsrailiya-Palestin tokunuşunu öz içige algan uruşlardan bütünlüy farklıq ve şiddetlik bolgan. Onun eğitişçe 2008 yıldan bu yankı Gazze'de yüz bergen uruş, bulup mu növetteki uruşta kaza kılgalarının sani, öldürüş niyeti ve xahişi cihette misli körülmegen bir uruş bolgan. Dokulatı BBC bir türküm harbi mutexassislerini ziyaret kılgan. Mutexassislerinin aşkarlışça İsrailiya uruşta herhal bombalarını işletken bulup, bazılarının iğırlığı bir tonluğu yetidiken. Amerika Başbörceklik Binanın sabık yukur derecelik ahbarat analizcisi, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın uruş cinayetini tekşürüş mutexassisi Mark Garlasco'nun çöndürüşçe, en çok bomba partılığan oranına yakın yerden yeryüzü dolgun payda bulup, dolgunun zarbesi şu haman yeryüzünü suyuklandırıvetken. Gazze'nin nüfusluğu intayın yukarı bulup, uzunluğu aran 41 kilometre, kenglikki 10 kilometre kilidiken. Bu halette bombanın veyran kılış nispeti tekhimi iğir buludiken. Amerika CNN'nin akbarat bahalaş neticesine karaganda, İsrailiya uruş başlanğandan buyan 12. ayının otturulurgıca Gazze'ye 29.000'dan artıq bomba taşlıgan bulup, bu bombalarının 45% nişansız bomba ekken. Amerika Birleşme Agentliğinin tekşürüşüdeki örüstülüşe, Amerika kollagan Irak armiyesi bilen Daesh'nin Irak'nın Musul şehirdeki uruş 9 ay devamlaşkan bulup, uruşta kaza kılgalarının sani tahminen 9.000'dan 11.000'ga çekken. Bu künüge otur hesap bilen 40'dan tövən puhranın ölüşüge beraber bulup, 2014 yılı Daesh bu şehirini işgal kılganda Musul'nun nüfusu 2 milyondan tövən ekken. BDT'nin mülçerleşe Ukrayna'daki 2 yılı yakın devam kılgan uruştumu kemdigende 10 min puhra kaza kılgan. Dokulatı İsrailiya özünün uruş nişanının Hamas'ını yoktuş ikerlikini oturgu koygan bosumu ama Hamas'ın kançılık azasının öldürülgeliki eni qemes bulup, bazı İsrailiya emeldarları Hamas azaları işide 7 min kişinin öldürülgelikini bildirgen. 7 oktyabrdan buyan İsrailiya işğal armiyesi Gazze'ye tajavuz kılıp, hazırgacha 20.000'dan köp Palestin halkını öldürgen. 52.000'dan artıq adam yaralangan. Bularının köpüncisi küçük balalar ve ayallar bulup, Gazze'nin ul əslahaları keng kölemde veyran kılıngan. Şundaqla xarabilik astıda yana netçi 10 min kişinin cesti barlıqı bildirilmekte. Xitay bu qetim irqi qırğınçılıq cinayetini köktaşlıq kitap bilen aqlaşqa urundi. Xitay rejimi 20 dekabr tüştün burun atalmış Şinjan'da kişilik hukukunu kanunçılık cihetten kapalatlandırış doğrusudaki dokulat namlıq köktaşlıq kitabını ilan kıldı. Xitay Yerşarı Toru'nun 21 dekabr haber kılışça, bu kitap Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'a alakadar atalmış kişilik hukuk işleri terakiyatını kanunçılık cihetten kapalatlandırış doğrusudaki tüncü köktaşlıq kitabı ikken. Atalmış Şinjan'da kişilik hukukunu kanunçılık cihetten kapalatlandırış doğrusudaki dokulat namlıq kitap, umumi dokulat, mahsus temelik dokulat, tekşürüp tetkik kılış dokulati ve ayrım misal tetkikati kişilik hukuku dair çoğun işler hatirisini öz içige alıdığan bulup, mezkur kitabını atalmış
Shinjiang Universiteti Kişilik Hukukunu Kapalatlandırış ve Terakiyat İlgirlash Tetkikat Merkezi Gharbi Janub Siyasi Kanun Universiteti Kişilik Hukuk Tetkikat Orni ortak tayyarlıgan. Xitay rejiminin bu kitabını növbette bazarga selişdiki maksidi alaqadar sahalardaki atalmış mutaxassis alimlar püttürgen ilmi universal tetkikat dokulatı arqalıq Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk işleri terakiyatını umumiyüzlük namayan kıldıgan ilmi bazı berpa kılıp növbette xalqaradı kün tertipki kilovatkan Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk defsendikiliki ve irqi qırgınçılıq cinayi kılmışlarını aqlaşını yanımı küçü yetişi üçün ikken. Atalmış kitabda Şarkı Türkistan'nın ilgirki yakin növbetteki vaziyet ekvalıqı uygun olmağan bir qatar sebsetiler kişilik hukukunun terakki kılgallıqının ispatı süpüteti şiltilgen bulup ilmi asasının kılçilik nesivisini alalmağan mezkur kitabda Şarkı Türkistan meselesi de halkara cemiyetini aldaşmaqsı da köplügen misallar elinğen bozumu bırak bu misallarının hemisi Xitay rejimi tarafından toqıp çıkılgan. Közetkücüler Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılvatkan terör siyasi sebeplik halkara cemiyeti qattıq besim oduş gelgeligini yıkındın beri sahtı teşviqatını teximi küçeytip Şarkı Türkistan'da irqi qırğınçılıq cinayetlerini yoşuruşqa, inkar qılışqa urunğanlıqını bu kökdaşlıq kitap arqalıq xalqara cemiyetinin közünü boyaş maqsadiga yetelmeydiğanlıqını bildirişmekte. Türkiye'de barlıq camelerde Şarkı Türkistan üçün dua qılış yolu koyuldu. Türkiye Cumhuriyeti Prezidentliği Dini İşler Başkarması Türkiye'deki 81 vilayetteki barlıq muftiliklarga yol yoruq düşürüp, cümə külleri barlıq cami ve mescitlerde ikinci hutbeden keyin kılındığan Türkçü duanın tövendikide kılınışını ve bunun ikinci bir buyruq kelgüçü devamlaşıdığalıqını bildirdi. Ey Allah'ım! İslam'a ve Müslümanlara yardım kılığın, devletimizni ve milletimizni her türlük xatardan qoğdığın, bizge dünya ve ahirette yaxşılık ve güzellik ata kılığın, bizni, ata-anımızni ve bütün Müslümanlarını mağbiret kılığın, Quddus, Gazze ve Şarkı Türkistan başta buluş bilen birge dünyadaki bütün mazlum qeyrindaşlarımızga yardım kılığın, onlarga galibe ata kılığın, şübhisiz ki sen dualarımızni anlap turguchi ve qubul qılguchi sen. Bildirilişçe Türkiye'de bu buyruqtan burunmu her xil sorunlarda, camelerde, mezlum Müslümanlarga kılınan dualarda Şarkı Türkistan ve Uyghurlarının tartıvatkan zulümleri tilge elinip kelgen bosumu, bu qetim devletinin resmi yol yoruqı bilen bütün Türkiye'deki 89.817 camede birli vaqtta her cümə günü Şarkı Türkistan ismi eniq tilge elinip durup dua kılınışının intayin muhim bir qadam ikkallegi her haftada milyonlarca kişiye birli vaqtta Şarkı Türkistan'daki zulümünü əsildidigallıqı noktasıdın bunun təsirinin intayin küçlük buludigallıqı Xitay rejiminin Türkiye'nin haqqaniyet tarafı durgan bu dadil tutumudun qattıq bir aram buludigallıqı bildirilmekte. Xitay bilen Rusya qurallıq küçlerinin kengişi garip ellerini endişige saldı. Xitay bilen Rusya qurallıq küçleri 22. növetlik strategilik kengash yığını ötküzgen bulup, Amerika ve onun ihtipaqdaşlarını endişige salgan. Amerika vazının 21. dekabr haber kılışça, Xitay bilen Rusya'nın harbi emeldarları 20. dekabr Beijing'da 22. növetlik strategilik kengash yığını ötküzgen bulup, ilgiri Amerika ve onun ihtipaqdaşları Xitay bilen Rusya'nın harbi hemkarlıqının tez süratli eşşedin endişi kılıvatkallıqını oturgu koygan. Xitay Müdafiye Ministerliği 21 dekabr bu haqta axbarat elan qilib, iki taraf kengash jarayonida Xitay bilan Rusiyaning xalqaro va rayon bexatarlik vaziyati, iki taraf harbiy munosabat va boshqa masalalar haqida chuqur fikr almashtirganligini, iki taraf armiyasining strategik maslahat saviyasini texnik o'stirishga kelishganligini, shundaqlar rayon va dunyoning tinchligi va muqimligini ilgari surishga to'kib qo'yishga kelishganligini bildirgan. Xitay amaldarları Rusya bilen Xitay'nın mezkur münasibetini her qaysı sahada çeklimege uçurmağan münasibet bol diye deb xulas kılgan bulup, Rusya'dan keng dairede energiya setivelişini körnerlik aşırış arqalıq Rusya'nı neçe yüz milyard dolar mablağ bilen təminleydiken. Şunun bilen bir vaqtta Rusya'ya uçkuçsiz ayroplan ve başka koş kullanışçalıq elektronluq məhsulatlarını eksport kılıp, Rusya'nın uruş meydanında işiltişki buluduğan üskünlerini işlep çıkarışıga yardan beridiken. Amerika Xitay'nın özek təminləş zəncirini təkşürüşünü texnik küçü etdiğallıqını bildirdi. Amerika devlet içindeki şirketlerinin Xitay'da işlep çıkarılgan yerim ötküzgüç üskünlerini qandaq setib aldığallıqını təkşürüşke başlaydığallıqını bildirdi.
Fransiya Xalqara Radiosining 21 dekabrdagi xabarida bildirilishicha, Amerika savdo tarmoqlari payshanba kuni bayonot e'lon qilib, kelar yili 1-oyda boshlangan tekshirishning Amerikaning yerim o'tkizgich bilan ta'minlash zanjirini kuchaytirish, an'anaviy o'zak ishlab chiqarish saviyasi va raqobat kuchini ilgari surish va Xitoy shakllantirgan bexatarlik xavfini azaytish uchun kuch chiqaradiganligini ta'kidlagan. Amerika savdo ministri Gina Raimondo faqat hukumatga tayinib olish kuchlik ta'minlash zanjirini qurib chiqolmaydi va saqlab qololmaydi. Bu ishqa biz kasbiy sohadagi kishilarga qatnashishimiz kerak deb ta'kidlagan. Bildirilishicha, bu tekshirish e'lon qilinishidan ilgari Amerika parlament komiteti 13 dekabr bir parcha dokumentni e'lon qilib, Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy munosabatini asliga keltirishni talab qilgan. Dokumentdagi 150 tavsiya ichida ba'zi mahsulotlarning tamojna beji o'stirilgan. Raimondo e'lon qilgan bayonotida o'tgan bir qancha yilda biz Xitoyning o'z shirkatlarining yerim o'tkizgich ishlab chiqarish miqdorini oshirish va Amerika shirkatlarining raqobatlashishini qiyinlashtirayotganligiga munosabatlik yushirin alomatlarini ko'rdik degan. Raimondo yana Amerikani bazi qilgan shirkatlar yarishari yerim o'tkizgich setish tijoratining yerimini egallaydi. Ammo navbatda chat al hukumatlarining to'liqlama pulini oshirish sababidan keskin raqobatga duch kelmoqda degan. Uyg'ur tadqiqot markazi Islom dunyosida Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va Islomga qarshi turish jinoyatlarini tunishtirish uchun 8 dekabrdan boshlab Indoneziyada bir qator faoliyatlarda bo'ldi. Uyg'ur tadqiqot markazining mudiri Abdulhakim Idris boshchiligidagi 4 kishilik hay'at Indoneziyadagi universitetlar, ommaviy tashkilotlar va faoliyatchilar bilan birlikda oldi bilan Indoneziyaning Yogyakarta shahrida Indoneziya davlatlik universitetida Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va diniy bostirishlar haqida leksiya berdi. 9 dekabr hay'at Yogyakarta shahridagi bir qism ommaviy tashkilotlar va yoshlar tashkilotlari bilan ko'rishib, ularga Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida ma'lumot berdi. 11 dekabr hay'at yana Indoneziyaning Makassar shahrida Muhammadiyah universitetida o'tkazilgan Uyg'urlar haqidagi xalqaro ilmiy muhokama yig'inida so'z qildi va Islom dunyosining Uyg'urlarga yordam berishi kerakligi haqida chaqiriq qildi. Hay'at yana 13 dekabrdan 14 dekabrgacha Indoneziya poytaxti Jakartada yerlik universitet va tashkilotlar bilan hamkorlashib Uyg'urlar haqida 3 maydon ilmiy muhokama yig'ini o'tkazgan. Indoneziya mamlakatlik o'quvchilar uyushmasi KAHMI, Indoneziya Al-Azhar universiteti va Paramadina universitetida o'tkazilgan faoliyatlarga mazkur universitetlarning mas'ullari, o'qituvchilari va o'quvchilaridan bo'lib ko'p sonli kishi qatnashgan. Indoneziya Al-Azhar universiteti Xitoy bilan hamkorlik o'rnatgan universitet bo'lib, mazkur universitet qarmog'ida Kongzi instituti ta'sis qilingan. Bu sababdan Uyg'ur tadqiqot markazining bu universitet bilan birlashib o'tkazgan bu faoliyati nurg'unligan o'quvchilarning diqqatini tortgan. Bu faoliyatga nurg'un o'quvchilar naq maydondan yoki to'rdan qatnashgan bo'lib, yig'inda Uyg'ur tadqiqot markazining mudiri Abdulhakim Idris bir qism sazgur savollarga javob bergan. Hay'at yana 15 dekabrdan 18 dekabrgacha Indoneziyaning Bandung va Medan shaharlarida yerlikdagi universitet va ommaviy tashkilotlar bilan birlashib, yangidan bir qator ilmiy va ijtimoiy faoliyatlarni olib borgan. Barliq yig'in va uchrashuvlarda Uyg'ur tadqiqot markazining mudiri Abdulhakim Idrisning Qizil qiyomat Xitoyning Islom dunyosini mustamlaka qilishi va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi nomli kitobining Indoneziyacha nusxasi tunishtirilgan va tarqitilgan. 16 dekabr yana mazkur shahardagi Al-G'ifori universitetida Uyg'urlar to'g'risida bir maydon xalqaro yumaloq ustol yig'ini o'tkazilgan. 18 dekabr Indoneziyaning yana bir shahri Madandakida Nusantara Al-Vashliya Muslim universitetida Uyg'urlar to'g'risida yana bir maydon xalqaro muhokama yig'ini o'tkazilgan. Hay'atning Indoneziyadagi faoliyatlari Xitoy rejimini qattiq bearam qilgan bo'lib, yig'inqi bir necha kun mobaynida Indoneziyadagi Xitoyparast medialar Uyg'ur tadqiqot markaziga va xalqarodagi Uyg'ur davosiga hujum qiladigan xabarlarni kayni-kaynidan tarqatgan. Bu yetmagandek, hay'atning Jakarta shahrida 18-19 dekabr kunlaridagi faoliyatlari oxirlashayotganda Indoneziyadagi Xitoyparastlarning norozilik namoyishiga uchrag'an. Abdulhakim Idris Apandi bu haqda ifoda bildirib, Indoneziyadagi 5 shaharda 10 maydondan ortiq o'rnatilgan da'voyimiz 18-19 dekabr kunlari bir qism Xitoyparast Indoneziyalik Xitoyning jinoyatlarini qo'llab shuar to'lab o'zining Indoneziya tiliga tarjima qilingan kitobini ko'ydirib norozilik bildirganligini, bu qilmishlarning hammasining qilingan faoliyatlarning ta'siri bo'lganligining va Xitoyni bearam qilganligining alomati ekanligini bildirdi. Hurmatli ko'rganlar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh, ertangi programimizda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.